Merhaba arkadaşlar, Oğuzhan'la modlu Minecraft Tepek'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüm bayağı böyle evi falan mekanları gezdirmiştim, olayları anlatmıştım. Neler olduğunu, neler bittiğini. Bu bölüm ise Clipboard'daki diğer şeylerimize bakacağız. Elimdeki itemleri tanıt bölümüne. Elimdeki itemleri tanıtayım. Tabii şundan önce bu bölümden önceki bölümde bir önceki bölümde söylemeyi unuttum. Eve ait bir alet var, onu söyleyeyim. Şunlar. Bunlar blackout, işte black siyah, out böyle neydi out çıkış. Siyah çıkış perdesi. Bunlar perde, ekstra utilisin. Böyle içinden falan geçebiliyorsunuz. Hemen elimdeki itemlere geçelim. Chat. Bu Builder's Wand. Builder's Wand'ı eliniz alınca ne işe yarını anlarsınız. Eğer şu odunlardan Redwood'muş mesela. Redwood Planks. Elimde Redwood varsa bunlar da 9 tanesini aynı anda koyabiliyor. Hemen göstereyim hatta örnek olarak. Chat koydu. Bu şekilde hızlı inşaat yapımında kullanabilirsiniz. Hemen şunu kıralım. Yani bu biçim hızlı inşaatlarda çok işe yarıyor. Bu arada bir önceki olan şerefsiz bir tane creeper vardı. Şerefsiz creeper'ın açtığı deliği kapattım. Kapattım ne ya? Kapattım. Şimdi elimdeki alete devam edelim. Torch. Tinker's Constructing Torch'u nasıl yapılır? Normal cobblestone'ları üst üste koyarak çubuk elde edersiniz. Onları koyarsınız normal kömür gibi. Tek farkı nedir? Tek farkı şu. Sapı böyle bu şekilde. Diğer torçtan hiç fark yok. Madenlerde maden yaparken, ya madenlere maden yapmak işte. Madene çıkmışken odun bulma derdine son veriyor. Ender pouch. Bunu biraz öncesi de yaptık. Bir önceki bölümde ne yaptın, ne işe yarandı? Ne ıvırlık zıvırlık backpackler. Şimdi hepsi backpacklerin hepsini şöyle bir alta alalım. Şu kırmızıyla şu ıvırlık yazan hepsi aynı. Şu backpacklere shift'e basıp sağ tıklarsanız adını belirliyorsunuz. Şimdi bununla şu kırmızı aynı. Sadece bir tanesini yaparken ortası boş. Yani bu ana renk. Deri rengi. Arasına herhangi bir renk koyarsanız, ne renk koyarsanız o renk oluyor. Bunun yapılışında etrafına deri diziyorsunuz. Bu büyük backpack'in yapılışında etrafına tanned leather denen bir şey koyuyorsunuz. Ortası önemli değil. Gene bir renk koyun veya koymayın. Tanned leather, bond leather'ın pişmiş hali. Bond leather ne? String leather. Bu şekilde diziyorsunuz. Bunları koyuyorsunuz. Bu big backpack asıl adı. Big backpack'in için bu kadar şey oluyor. Burada aletlerim var. Bunları da anlatacağım. Normal backpack şu kadar alıyor. Big backpack bunun tam iki katı. Şimdi şu halde ne bileyim, bu shovel'ım. Shovel'ımda sapı Tomcraft Taumium ingot'tan, kendi başı ise çelikten steel. Üstünde biraz redstone, yosun. Yani yosun demişim. Yosun sanırım. Auto repair özelliği, haste bu bastığım redstone'a, bir de reinforced'ın sebebi de çelik kullanmam kafasında. Şimdi şu hızına bakalım. Buraya gelin, bütün aletlerin hızına bakalım. Bunun kazma hızı 8.72. Kobalta kadar kazabiliyor. Tabi kobaltın kumali yok. Bu biraz saçma olmuş. 2 tane daha özellik basabiliyormuşum. Şu an daha 9 tane redstone basmama rağmen bayağı hızlı kazıyor bu alet. Yani buna da 2 tane dünya kadar redstone basabilirim. Şu balta. Aynı şekilde bunun da sapı. Bunun gibi şeyden. Taumium ingot'tan, o yüzden bunda da taumik var. Yani bu hemen hemen aynı özellikler, sadece balta hali bununla. Yani bunun ikisinde de aynı özellikler var. Yani stil kafa falan. Şimdi şunlara gelelim. Ya da kılıcı anlatayım ilk. Kılıç da aynı şekilde. Şeyim. Bunun guard kısmı var bir de. Yani guard'dan sanırım. Hani kılıçlarda bir sap kısmı, bir de üstünde böyle elinizi koruyan şapka gibi kısmı oluyor ya. İşte o guard kısmı. Guard kısmı kağıttan. Şimdi taumium ingot ve kağıtta bir özellik var. Eğer taumium ingot ve kağıdı yaparken, bir alet yaparken parçaların arasında bir tanesini eklerseniz veya sapı, yani herhangi bir yerini kağıttan yaparsanız, size buna ekstra özellik ekleyebilme şansı veriyor.
Yani hem tavmiyum ingottan sap hem bu guardında kağıttan yaptığım için iki tane daha verdi bana eşya bir şey ekleme özelliği. Bunda Moss var. Moss, yosun. İki tane yosun bastım. İki tane yosun bastım ise iki tane 20 aldı. Ve Auto Repair 2 geldi. Yani Auto Repair birden iki kat daha hızlı kendi tamir edebiliyor. Yani bekledikçe tamir alabiliyor. Bunda Writable, Taumik, Sharpness. Sharpness'ı nasıl bastık? Quartz bastık. Nether Quartz bastık üstüne. Oldu. Şimdi Pickaxe'e geliyoruz. Pickaxe. Pickaxe'imizde Flux var. Flux nedir? Hemen şuraya yazalım. Flux şu gördüğünüz arkadaşlar. Thermal Expansion eklediği bu içine işte burada yazan kadar enerjileri alabilen küçük piller gibi bir şey. Yani Industrial Craft'ın bataryaları gibi bir şey. Batarya yani bunlar. Şarjda çalışabilmesini sağlıyor bunu basarsan üstüne. Silk Touch bastım. Silk Touch'ı da Silk Jewel diye bir şeyler yapılıyor. Emerald'ın etrafına şöyle anlatayım. Neyse onu bakarsanız Silk Jewel yazarsanız çıkar zaten. Onu basarsanız Silk Touch ekliyor. Redstone bastım. Bayağı bir Redstone bastım buna. Yani olayı bu, bunun başka bir özelliği yok. Gördüğünüz gibi 28 hızla kazıyor. Yani acayip hızlı. Bu arada eğer kazmanıza Silk Touch veya kazan bir şeyinize Silk Touch basarsanız hızını 2 düşürüyor. Yani bu düşürülmüş artı hızlandırılmış hali. Şimdi Hammer'a gelelim. Hammer da aynı şekilde şarja çalışıyor. Bunda hızı 23. Silk Touch aynı şekilde. Redstone var. Buna da full redstone bastım. Aynı şekilde Flux var. Farklı bir şey yok şimdi. Diğer aletlerimize bir göz atalım. Bu arada şunları çantama koyayım. Şunlar, bunları söyleyeyim. Bunların sapı kağıt, başı bronz. Bununla aynı şekilde, bununla aynı şekilde. Bir tek şu hammer'ım, eski hammer'ım. Bunun da ucunda bir diamond basılıydı. Bu sayede bunun durabilitesi yani kırılma oranı, kırılmaz yani kazma bir şey kazma sayısı 500 artıyor. Bu aynı şekilde. Bunların üçünde de şey var. Ne denir ona? Hani otomatik repair yapmak için yosun basılı üçünde de. Bunları kullanmıyorum zaten fazla. Burada eski kazmam var. Bu da aynı şekilde. Bu da çelikten bunun kafası. Aynı şekilde. Bu binding'i hani bu başıyla sapını tutan kısmı kağıttan, sapı tavmiyumdan. Bu portal gun'ım. Bunu bir dungeon'dan bulmuştum. Portal gun olanı biliyorsunuzdur zaten. Hani şuraya portal açtım. Bir de şuraya açtım. Çat geçip bakın buradayım. Portal veya portal 2 oynadıysanız biliyorsunuzdur. R'ye basınca kapanıyor. Aynı zamanda portalın bir özelliği daha var. Nedir o? Bir şeyleri taşıyabiliyorsunuz. Yani chestleri falan. Özellikle chestleri taşımak da çok lazım oluyor. Blokları taşıyabiliyorsunuz. Başka önemli bir olay yok. Kova. Bu makas. Bildiğiniz makas yani. Minecraft'ın kendi makasının aynısı. Hatta birebir. Bunun tek özelliği var. Buna enchant veya farklı özellikler basabiliyorsunuz. Tabi Dartcraft'ın masasında. Bu portable tank. İçine 8 kova bir şey atabiliyorsunuz. Tabi bunu geliştirebiliyorsunuz bayağı bir alacak şekilde. Bu Dolly. Dolly nedir? Dolly, Java modunun yani şu barrel'lara eklenen modun bu barrel'ları taşımak için eklediği bir şey. Bunu böyle alabiliyorsunuz ama size slowness'la mining feature veriyor. Yani bunu sonra koyuyorsunuz. Hatta şöyle tutup şöyle koyarsanız gördüğünüz gibi yüzü de direkt size bakıyor. Yani size bakacak şekilde alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bununla chest'leri taşıyabiliyorsunuz. Bakın aldım, koydum. Hatta içi doluyken. Ve size şöyle bir hile söyleyeyim. Bunu alırsanız size gördüğünüz gibi yavaşlık verdi. Bunu alıp bir çantanın içine koyarsanız gördüğünüz gibi efekt ortadan kalktı. Efekt yine geri geldi. Yani bu şu barınız da olmadığı sürece sorun yok. Bir şey taşıdığınız zaman. Şu hammer, carpenter hammer, şu yarım blokları şekilden şekile sormak, düzenlemek için falan. Şu kapı da aynı zamanda carpenter bloğum, belki söylememişimdir. Gördüğünüz şu elimdeki hammer, yani çekiç. Bu pressure plate'ler, carpenter's pressure plate. Bunların modunu değiştirebiliyorsunuz. Sadece yaratıklara açılma, sadece oyunculara açılma, sadece hayvanlara açılma falan.
Kapının da modunu demir kapı veya tahta kapı olarak yapabilirsiniz. Şu an tahta kapı modunda elimle açabiliyorum. Demir kapı modundan alabiliyorsunuz, elinizle açamıyorsunuz. Demir kapı gibi davranıyor. Bunu da şekilde sokabiliyorsunuz veya içindeki şeyi sökebiliyorsunuz. İçindeki bloğu çıkarabiliyorsunuz. Bunu kırmadan. Bunu kırmak kolay. Göstereyim hatta hemen. Bakın kırıldı. Elinize şundan geldi bir tane. Bir de şöyle blok basarsanız. Evet, süper bir görüntü. Şimdi şunu anlatayım. Big Workbench Backpack. Bu normal backpack bonuna eklediği bir şey. Normal elinizde crafting table taşıyormuş gibi satıyorsunuz. Crafting table. Burasında şey var. Item gözü var. Bu çünkü big olduğu için. Bunun big olmayanı var. Normal workbench backpack. Onda da şu toolbar'ı yok. Sadece şu crafting yeri var. Bunda aynı zamanda toolbar da var burada. Burada toolbar'a bir şey koyduğunuz zaman ve çıktığınız zaman toolbar'da kalıyor. Yani güzel bir şey, alet. İlk zamanlarda yapılabilecek bir şey. Geçelim. Bunu anlattık. Bu clipboard Bibliograph ekli bir şey. İçine böyle sayfalarca yazabiliyorsunuz. Bakın daha ne kadar çok sayfası var. Hatta ben daha bu kitabın bunun ortalarını yazmışım yani. Niye ortalarını yazdığım bir hakkında hiç fikrim yok. Neyse buraya yazmışım. Yani dünya kadar sayfası var. Yani ben daha sonunu bulmaya çalışmadım. Size edecektir rahat rahat. Bu ME Wireless Access Terminal. Hatta biraz şarj azalmış. Şurada şarj edelim. Bu gördüğünüz gibi bu ME sistemimize wireless olarak ulaşabilmemizi sağlıyor. Çat şarj oldu bile. Bu alet normal başka bir yoldan da şarj edebilirsiniz ama bu alet daha hızlı şarj ediyor. Tamam. Başka ne kaldı elimde? Anlatmadım. Şimdi şu çantamın içindekileri geçelim. Zaten oradaydık. Niye çıktık ki? Force Rod Dartcraft'ın asası. Bunu Dartcraft'a girdiğimizde daha detaylı şekilde ne işe yaradığını anlatacağız. Hatta şimdi bir resim ne işe yaradığına bakalım. Bookshelf'e sağ tıklarsanız bununla Dartcraft'ın kitabından veriyor bir tane. Kitaba sağ tıklarsanız Dartcraft'ın masasının içine koyacağınız kitabı veriyor. Sapling'e tıklarsanız Force Sapling. Enchantment Table'a tıklarsanız Dartcraft'ın masasını. Enchanted Book'a tıklarsanız herhangi bir enchant basılı bir kitaba. Bottle of Enchanting. Experience Tome, bu Dartcraft'ın ileride bulacağımız bir şeyi. 100 level koyarsanız içine bu kitabı yapınca anlatırım da şimdi bir geçeyim özet. Bu kitap elinizdeyken sağ tıklarsanız, shift sağ tıklarsanız elinizde olacak ama. Elinizdeyken shift sağ tıklarsanız sizin üzerinizdeki XP'leri kitaba atıyor. Bu şekilde Upgrade Core veriyor size. Ve bunun resmini hızlıca geçelim. String veriyor. Bundan Yellow Force Brick veriyor. Bunu bilmiyordum. Keşke işime yarardı. Farklı bir şekilde yaptım ben. Normal işte bu itemları geri dönüştürmenizi sağlıyor. Bayağı bir olayı var bunun. Şimdi bunu hepsini anlatamam. Force Sword. Bunu denemek için yapmıştım. Dartcraft düzgün çalışıyor mu diye ama işe yarar bir şey. Deme 2. Bunu Dartcraft'a girdiğimiz zaman anlatacağım bunun olayını. Bu Force French. Bunun olayı nedir? Bunun içine F'e basarak üstündeyken içine Liquid Force koyuyorsunuz. Force Gem koyuyorsunuz. Bunun kendi madeni. Veya bu Force Gem'i suyunu sıkıp içine atabiliyorsunuz kenlerle. Yani bu Force Gem'i bu alete atıp suyunu sıkıp bir kova gibi bir şey doldurup bunun içine öyle bırakırsanız daha karlı olur ama ben şimdilik böyle yaptım. Bunun içine biraz şey olması gerekiyor. Bu ne işe yarar? Bu çoğu içinde item olan şeyi almanız sağlar. Mesela Shift'le sağ tıkladım. Chest'i aldım gördüğünüz gibi. Chest elimde. Ve geri bırakalım. İçindeki her şey duruyor. Snowballs falan yok. Hatta fırın da alabiliriz. Bakın fırını aldım. Geri koydum ve içinde enerji duruyor. Yani bütün ayarları da duruyor. Her şeyi duruyor bunu aldığınız zaman. Bunun aynı zamanda tankları falan da alabiliyorsunuz. Tabi bu tankları alamıyorsunuz. Daha önce alınabiliyordu ama şu an niye alınmıyor bilmiyorum. Bunun olayı bu. Normal wrench olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu çizgi, bunu söylemiştim. Bu da crowbar. İşte rayları falan hızlı kırmak için bunu Stevie's Kart, ne Stevie's Kart'ı? Railcraft modunda bir şeyler yaparken anlatırım bunun olayını. Tape measure. Bildiğiniz metre, şerit metre. Tıklıyorsunuz. Buradan şurası kaç blokmuş mesela? Buradan burası. Kaçmış aşağıda yazacağım. 13 13 blokmuş. Sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani böyle tek tek saymaktansa blokları şöyle vurup vurup
saymaktansa böyle ölçmek daha kolay. Aynı zamanda Bibliograph'tan bunu anlatmıştım. Ruby Pickaxe, bu Projected'in Ruby'sinin yapılan Pickaxe. Pek bir özelliği yok. Üstüne Enchant bastım, Fortune 3 bastım. Fortune 3 ne? Onu hemen açıklayayım. Normal Minecraft'ta da var sanırım. Mesela bir elmasa vurduğunuz zaman elmas ora bir tane düşmesi, yani iki tane düşebiliyor bir ihtimalle, üç tane düşebiliyor. Yani bir şeyden çok çıkarmak için. Bu periyotun yani aynı Red Projected'in periyoduna yapılmış ho. Bu sickle. Sickle nedir? Hemen açıklayayım, bunu kullanmasını falan göstermeyeyim. Normal yaprakları vurduğunuz zaman yaprakların birçoğunu tekte alan, aynı zamanda sapling düşme oranını arttıran bir alet. Golden Back. Bunlar nedir? Bunlar Golden Back. Bunlar işte bu kadar şey alıyor. Yani bir şey kadar. Bir Big Back kadar. Yapılışı da şöyle. Altın. Block of Gold. Ha, bunların olayları falan da varmış. Burada da neyin ne olduğunu anlatıyor. Bir double chest adara şey var. Ki bu çok pahalı bir şey. Cidden bakın. Block of Gold falan istiyor. Bunu da bir ara yapmıştım lazım olacak diye. Şu configurator mekanizmin aleti. Mekanizme girince anlatırım. Bu bölüm girersek anlatırım. Portal'dan anlattık. Bu aletleri anlattık. Şu thermometer. Bu hemen craft'a girmedik ama ben kısaca ekleyeyim bunu. Bu elinizde sürekli bulunacak tam craft'a girdiğiniz zaman. Yani sürekli şu aşağıdaki barınıza dursun. Her şeyi araştırıyorsunuz bundan. Her şeyin üstüne gelip sağ tıklıyorsunuz ve yere bir item atıyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz. Mesela Torch'ta bu özellik varmış. Her şeyi araştırıyorsunuz, sonra buluyorsunuz. Bununla. Bu Screwdriver, bu Projected'in makinelerini veya işte neyi varsa onları bir şekilde döndürmek için. Olay bu. Tamamdır. Bununla hallettik. Hemen şuradan işaretlemiştik. Elimdeki aletleri. Şimdi neye geçelim? Bakalım kaç dakika olmuş? 17 dakika olmuş. Ne yapsak, ne yapsak? Bir seçelim şuradan. Dart Craft'a mı girsek? Dart Craft uzun sürer şimdi. Lazer. Aynen, lazeri bir yerleştirelim. Şuradan Redstone enerji kandiklerimizi alalım. Lazerlerimizi alalım. Ben daha önce bunları craft etmiştim. Şimdi uğraşmamak için. Tabi nasıl yapıldığını da anlatırım. Assembly table. Hepsinin olayına açıklayacağız. Bir tane de chest alalım, lazım olur. Lazerimizi buraya kuralım. Hatta şu duvara kuralım. Bu duvar çok hoşuma gitti. Hatta ben ileride bu duvarı tamamen bu lazerlerle doldururum. Ya da ben en iyisi şu duvardaki bütün wool'ları sökeyim. Şu makasla gezeyim. Daha hızlı oluyor. Bu arada yorumlara falan yazmayın, zırt pırt. Aa, madem var, kazmadı, kazmadı, kazmadı diye. Çünkü sisteme girin de görmüşsünüz zaten, hayvan gibi daha işlenmemiş, hayvan gibi işlenmiş madenim ve hayvan gibi de işlenmemiş madenim var. Yani hiç maden sıkıntımız yok hemen hemen. Çok özel madenler dışında. Mesela uranyumumuz az. Uranyum bulunmayan bir şey. Veya bir Nether'da çıkan bir madenimiz, yani adını unuttum şu anda, hiç yok bizde elimizde. İstisnalar hariç bu kapır mapır sana bok gibi var. Şimdi şuradan bir enerji hattı bir bulalım bakalım. Bir hattı neredeymiş buradan. Şimdi hacı. Şu bizim çıkışımız değil mi? Aynen. Şuradan şuraya bir hat çekelim bir kere. Tamamdır. Şurayı da kapatalım. Şurayı da kapatalım. Haberimiz olmadan buralarda bir şeyler spawn olmasın. Tamamdır. Ya da ben bunu en iyisi bir blok hani yapayım da şey olur. Hem
duvarın içine gömülmüş gibi değil de duvarın hem dışında 3 boyutu kazanır. Hem de şu yerdeki bloklar görünmez etrafında. Yani duvarın içine gömük bir şekilde durmasın. Şimdilik şöyle basit bir şey yapayım. Ya da bir blok sistemi yapsam. Ya da böyle iyi tamam. Şuraları geçici olarak şunlara kapatayım da ileride bu duvarı komple biz kaplarız arkadaşlar. Hatta ileride değil şimdi bile olabilir. Çünkü malzeme aşırı. Hatta nasılsa bizde malzeme bokken şunları bir yerleştireyim de. Bunların olayları bu. Böyle havalı şeyler. Ben bunlardan birkaç tane yapıp geleyim. Ya da videoyu da durmayayım. Hemen gözünüzün önünde yapayım. Respisini görürsünüz. Şuraya bezem. Laser. Çat. Bistek. Gördüğünüz gibi zenginlik işte. Maden zengini. Direkt çat diye bistek aldım yani. Gördüğünüz. Çatır çatır. Acımadan aldım bistek. Ama şimdi beynime dank etti ki bizde bunları karşılayacak kablo yok. Evet. Şunlar bitene kadar döşeyim de ben. Bu arada bundan önceki bölümde sanırım şunun olayını ya da bunu anlattım bilmiyorum bu önceki bölümde. Şu jetpack mekanizmi jetpack'i. Geçici olarak şuraya bir sistem kurmuştum. Siz görmediniz tabii bölüm arasında. Geçici olarak şöyle bir sistem kurmuştum. Şu enerjiye bağlı olarak. Bir spectator sanırım öyle adı öyle olan bir alet var. Bu su veriyorsunuz içine. Aynı zamanda enerji veriyorsunuz. Suyu hidrojenle oksijene ayırıyor. Bu hidrojen veya oksijenle çalışabiliyor. Ben bunu komple şarj ettim. Bunu yaptım aynı zamanda. Respisi de bok gibi ucuz. Bakın demir. Siyah bir şey. Ender pearl, redstone. Hem de armored. Armor özelliği de var. Gördüğünüz gibi ve de aşırı fazla bir şekilde armor veriyor size. Yani süper bir şey. Şunu da koyalım yetim kalmasın. Böyle uçabiliyorsunuz. Hatta ben bunun tuşunu ayarladım. Bunun switch tuşuna basarak hover mod var. Havada sıkabiliyorsunuz ama sürekli enerji hidrojen yiyor. Disable var. Hiçbir şekilde uçamıyorsunuz. Bir de regular mod var. Regular modda uçabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ama böyle space'e basılı tuttuğunuz sürece uçabiliyorsunuz. Başka ne olayı var bu jetpack'in? Görünümü çok havalı. Şimdi hemen şu yemeği yedikten sonra görünümünü göstereyim. Şimdi F5'e basan. Bu arada skin yüklemedim. Niye yüklemedim bilmiyorum. Görünümüne bakın. Çok havalı. Evet, şu şekilde görüyorsunuzdur yani. Uçuyorum. Arkadan da böyle arkadan da ateş efekti çıkması çok güzel olmuş. F5. F5. Tamam. Şunları hemen yerleştireyim. Girdiğimizde bu şeylerin falan nasıl yapıldığını hep açıklayacağım. Ah yanlış yere koydum. Neylerin? Ha. Bu jetpack'i nasıl şarj edeceğinizi falan. Ah tövbe tövbe. Niye olmuyor bu? Şöyle koyalım. Hatta şunlara biraz daha craft edeyim. Hem o kabloların nasıl yapıldığını görmüş olursunuz. Şuraya bazan. Redstone. Ha tamam. Şu. Enerji kandidi. Şundan yapıyorsunuz. Redstone enerji kandidi empty. Şundan yapıyoruz. 1, 2, 3, 12. Bitti. 12 tane yapıyoruz. Şimdi bunun içine gördüğünüz gibi redstone bok gibi. Nasıl yaptığımı nasıl şey yaptığımı, nasıl elde ettiğimi açıklayacağım bir ara. Bu kadar redstone'u. Mekanizme de girelim, ondan sonra açıklayacağım. Şimdi bunların içini doldurmak için bunun iki katı redstone'u eritmeniz lazım. Hemen eritelim. Gördüğünüz gibi burada birikmiyor. Nereye gidiyor? Buraya doluyor. İki tane redstone bunun bir tanesini doldurmaya yetiyor. Şimdi bu içinde 10.000 RF enerji tutabiliyor ve geçirebiliyor. Sanırım tutabiliyor da. Yani bu acayip çok sağlam bir kablo. Yani bayağı güzel bir kablo. Bunun olayı bitti. Hemen şunları bir dizelim.
Yoksa bunlar yol üzerinde olmasaydı mı böyle ya? En iyisi ben şu en alt sırayı bir kırayım ya. Şimdiden çok yol üzeri oldu böyle. Hatta ben şuraya bir düzen yapayım da alt taraf çirkin olmasın. En alt sırayı kırmamın sebebi Assembly Table'ı koyacak yer lazım. Bunların yanına bir yere koyuyor diyor. Şimdi burada bizim yolumuz var. Gördüğünüz gibi koridorumsu bir şey. Buradan da yeni bir oda yapmayı düşüncem var ileride. Şuradan gidilecek. O yüzden yol üzerinde bir şeye takılmayalım diye oraya bir şey koymuyorum şimdilik. Şu backpack'i kullanmıyoruz. Şuraya koyalım şimdilik. Heh, tamam. Tamamdır. Şunları da kıralım. Ya da böyle uzun uzun onlara vurmakla uğraşmayalım. Direkt bir wrench alalım. Hemen onları çatır çatır indirelim aşağıya. Şunu koy geçici olarak. Bir wrench. Çat. 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 Tamam. Wool'larımızı alalım. Hemen dizelim. Çirkin görüntü istemiyoruz. Şimdi lazer dizmeye devam. Makasımız buradaymış zaten. İleride ben bu lazer sistemini tavana falan da döşerim. Yani bayağı büyük yaparım. Yani şimdilik bunun yeteceğini düşünüyorum. Zaten kablomuz yetmeyecek. Ki yetmedi. Oh, bir tane boşluk kaldı, lanet olsun. Ya. Lan. Ya. Ya. Ha. Ah, lanet olsun. Tamam. Sakinim. Şimdilik bağlı olmadığı halde şunu da koyalım. Aa, sinir oldum. Şunu bir dolduralım da. Onun arkasında ben bölüm, bunun geri kalanını bölüm arası hallederim. Niye her şeyi bölüm arası hallediyorum? Çünkü bölüm arası ben sıkılıyorum. Bana yapacak bir şey lazım. Şunu şöyle. Yanına da bir chest koyalım ki içinde craft ettiğimiz şeyleri dışarı atmasın. Bunun olayını şimdi açıklayalım. Şunu bu projemizden arta kalanları bir atalım. Stone, wool. Şimdi bize Sax, Structure Pipe alalım. Başka ne alalım? Şimdi biz biraz fasat yapalım. Fasat aynen. Neyin fasatını yapsak? Mesela Quarrystone'un fasatını yapalım. Şimdi fasat nedir? Fasadın olayı nedir? Fasat ne işe yarar? Fasat Buildcraft'ın borularını, enerji aktaran şeylerini, su aktaran şeylerini veya item aktaran borularını, işte bunların hepsi boru, enerji borusu falan, boruların görüntüsünü böyle bu duvardaki herhangi bir şey dönüştürmek için kullanılan bir arkadaş fasat. Yapılışı da şu şekilde. Bir tane bundan. Bir tane de hangi blokta yapacaksanız çoğu mod bloğunu da destekliyor. Şimdi bunun fasatını yap diyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi çalışmaya başlıyor. Hepsi enerji alıyor. Mavi en hızlı şekilde çalışıyor demek. Gördüğünüz gibi dünya kadar lazer olduğu için çat diye hallediyor. Çat bitti bile. 12 tanesi saniyeler içinde bizde. Fazlasını atalım. Ve artık bizim de bir fasatımız var. Bu arada bunlar Vaylas ailesinde içinde ne kadar enerji olduğunu görebiliyoruz. Hepsinde full enerji var gördüğünüz gibi. Tamam. Bu olay bu kadar. Bu da bitti. Hemen şuradan bunu bitirdiğimizi anlatan bir şey yazalım. Yapalım. Yazalım. Lazer sistemi tamamdır. Moji mekanizma girsek mi? Bir dakikamıza bakalım arkadaşlar. 29 dakika olmuş. Bir dakikamız kalmış. Hatta o da bile kalmamış. Ne yapabiliriz? 10 saniye içinde. Steam Builder olmaz, Dartcraft olmaz. Digital Miner. Ha, Digital Miner'ı açıklayalım hemen. Digital Miner'ı craft ettim. Siz craft edersiniz.
Digital miner. Şimdi bu madenleri nasıl bu kadar katladığımı anlatan bir şey. Digital miner'ı herhangi bir yere koyuyorsunuz. Koyduk. Gördüğünüz gibi böyle bir alet, mekanizmin. Bunu craft edersiniz zaten. Crafting'ine bakarsınız. Bunun içine küp koydum. Enerji küp. Herhangi bir küp koyabilirsiniz. Mesela bu şeyin kübünde enerji depolayan bir blok yani. Buna bir blok koyacaksınız veya direkt boruyla dışarıdan enerji bağlayabilirsiniz. Enerji bağlayacaksınız. Sonra içine konfiglerden hangi madenden kazmak istediğinizi ore dictionary deyip buradan eğer şöyle yıldız koyup mesela ne diyelim büyük harfli başka şeydir redstone. Redstone. İçinde redstone geçen her madeni kazmasını söyledik. İçinde redstone geçen madenler şunlarmış. Burada gösterinin olduğunu. Radius neydi? Radius kendi etrafından ne kadar kaçak aç alanı alanda tarasın bu madeni. Kaça kadar yapabiliyormuşuz? 99'dan. 32'ye kadar. Bu taraftan 32, bu taraftan 32'ye kadar tarayabiliyormuş. Bu redstone'ları. Min demek yer seviyesinden yani yükseklik olarak 0'dan 0 yani en aşağı olarak 0 yükseklik olarak en yüksek olarak 255. katmana kadar tarayabiliyor. Oraya kadar taraması dedik. Bunun içine şuradan upgrade koyabiliyorsunuz. Speed upgrade. Buna 8 tane daha speed ekleyebiliyorsunuz. Yani hızlı çalışması. Bu da enerji upgrade. Daha az enerji kullanarak çalışmasını sağlıyor. Şunlar reset. Buraya girdiğiniz config'lerden bu arkadaş tarama yapıyor. Kaç tane kazacağını, yani o alanın içinde kaç tane maden bulduğunu söylüyor size buradan. Kaç tane maden bulduğunu söylüyor. Ondan sonra orada yazıyor. Bu çalış yani durdursanız bile o modda devam etmek istiyor. Buradan resetleyebiliyorsunuz. Buradan silk touch. Bulduğu madenleri silk touch olarak almasını isteyebiliyorsunuz. Auto pull otomatik olarak neydi? Auto pull şu üstündeki siyah yere bir chest koyarsanız ve içine stone koyarsanız yani dandik bir şey koyarsanız veya gravel işte yani değersiz maden, değersiz bir blok koyarsanız burada yer altında herhangi bir yerde bulup yani bu quarry gibi değil. Direkt tarıyor madenleri buluyor. Altında bir şey de kazmıyor. Yani dijital bir şekilde yapıyor şimdi. Hiçbir şeyi kırmıyor. Maden dışında hiçbir şeyi kırmıyor. Siz bir chest koyup içine şey doldurup stone doldurup sonra buna auto pull derseniz içinden stone'ları çekip o kazdığı madenleri yerine ondan koyar. Şuraya gelir. Değiştirilecek blok diyor. Madeni kazıp yerine o bloktan koyar. Yani boşluk olmamış olur bu zaman. Bu şekilde. Bir de auto eject. Auto eject nedir? Auto eject. Şu gördüğünüz gibi kıçı var bunun bir tane arkada. Şuradan bir boru takarsınız veya buraya direkt bir chest koyarsınız veya bir ender chest ya da bir tane interface. Yani içine alabilecek bir şey koyarsınız. Oraya direkt kazdığı madenleri direkt oraya çıkartır. Yani burada normalde kendi çıkartabileceği yer var ama direkt oraya çıkartır. Bunun olayı böyle. Farklı bir şey yok. Bunların pek bir olayı yok. Bu da bu şekilde. Hemen alalım bunu. Ve bölüm bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum atmayı ve diğer güzel videolardan haberdar olmayı istiyorsanız abone olun. Bay bay.